Herkese merhaba, ben Hakkı Rıza. Bugün sizlerle Blender Sark Render motorunun seçeneklerini işleyeceğiz arkadaşlar. Bundan önce herkesin 2013 yeni yılını kutlarım. Bundan tam 19 saat 42 dakika önce Türkiye yeni yıla girdi. Ben de 1 Ocak anısına Blender Sark Render motorunun seçenekleriyle ilgili bir ders hazırlayayım dedim. Evet, başlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi gençler, Blender'ı ilk açtığınızda sağ tarafta gördüğünüz şu menüden, yani pencereden Sarkıs'la ilgili, yani daha doğrusu seçtiğiniz render motoru ile ilgili seçenekleri görürsünüz. Ben hepsini kapattım, açayım. Oldukça geniş seçenekler var arkadaşlar. Hepsi, yani çok profesyonel bir çalışma yapmak için tabii ki hepsini ezberlemek zorunda değilsiniz ama ben kısaca hepsine değineceğim. Render almak için arkadaşlar buradaki butona tıklamanız yeterli. Gördüğünüz gibi şu anda render alıyor. Şuradaki New Window seçeneği sayesinde arkadaşlar render aldığımda Blender otomatik bir pencere açıyor ve render'ı orada alıyor. Mesela bunu değiştirebilirsiniz. İsterseniz Image Editor'ı seçersiniz ve böylece render aldığınızda 3D View ekranından Image Editor'a geçersiniz ve render'ı buradan alır. Eğer Blender'da render alırken herhangi bir problem yaşıyorsanız arkadaşlar Feature Set'i Supported'dan Experimental olarak değiştirebilirsiniz. Şu anda ben herhangi bir sorun görmediğim için Supported'ı seçiyorum. İşlemci ile render alıyorsanız arkadaşlar OpenShading Language'i işaretlemeniz önerilir. Onun için Dimension ayarları var arkadaşlar. Buradan çözünürlük değerlerini ayarlarsınız. Şurada belli başlı şablonlar var gördüğünüz gibi. Şu anda en düşük kalitedeki şablon seçili. Buradan da alınan kalite, yani render'ın kalitesini ayarlarsınız. Burada timeline'da gördüğünüz frame'lerin değerleri vardır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Frame rate bölümünden FPS değerleriyle uğraşırsınız. Yine burada gördüğünüz gibi FPS, hazır FPS şablonları var. İsterseniz custom'a tıklayıp kendi FPS'sinizi kendiniz yaratabilirsiniz. Kendiniz yazabilirsiniz. Onun dışında border'a değineyim ben arkadaşlar. Mesela kamera görünümüne geçiyorum. Buradan kamerada sadece belli bir bölümü renderlamak istiyorsanız Shift B ile belli bir alanı seçmeniz yeterlidir. Border'ın tikini kaldırdığınızda o seçili alan yok olur. Stamp bölümü var arkadaşlar. Stamp bölümü render bilgilerinin otomatikman render alınırken ekleyen bir özelliktir. Stamp'in mesela uygulama olarak göstereyim. Stamp'in tikini onaylıyorum. Buradan render time'ın tikini onaylıyorum. Render alıyorum F12 ile. Hemen render alıyor ve gördüğünüz gibi işte burada render süresini otomatik olarak yukarıya yazıyor. Kullanışlı bir şey. Deneme renderları alırken ve insanlara göstermek için deneme renderları alırken yararlı olacaktır. Output arkadaşlar diyelim ki animasyon render alıyorsunuz. Animasyon render almak için animation tuşuna tıklamanız yeterli. Böylece şurada gördüğünüz bütün frame'lerin renderini otomatik olarak almaya başlar Blender. Output bölümünde ise bu alınan renderları nereye kaydedeceğini gösterirsiniz. Şu butona tıklayıp herhangi bir klasör seçmeniz ve Accept'e basmanız yeterlidir arkadaşlar. Alacağınız render'ın formatını da buradan ayarlarsınız. Alfa kanallı bir render almak istiyorsanız ki bu çok önemlidir. Alfa kanallı bir render almak istiyorsanız PNG seçeneğini işaretlersiniz. Ve aynı zamanda şurada RGBA'yı da işaretlemeyi unutmamanız gerekiyor. RGB kırmızı, yeşil, mavi ve A da alfa anlamına gelir. PNG formatında render alıyorsanız RGBA'yı da işaretlemeniz önerilir. Profesyonel bir animasyon filmi yapmak istiyorsanız OpenXR formatında render almanızı öneriyorum arkadaşlar. Bu çok kaliteli bir şekilde resim kaydeder ve büyük çözünürlükte animasyonlar yapmanıza yarar. Sintel, Big Bang Bunny ve Tears of Sintel kısa filmleri Blender Foundation tarafından hazırlamış. Bu kısa filmler OpenXR formatında alınmıştır arkadaşlar. Yine image sequence render alırken de arkadaşlar bu aldığınız JPG, PNG veya OpenXR formatındaki resimle birleştirmek için de şuradaki MPEG işte veya artık neyse buradaki formatlardan birisini seçersiniz.
Onun dışında o output'u kapatıyorum. Sampling arkadaşlar Cycles ile ilgili bir terimdir. Cycles render'ı alırken arkadaşlar şu preview mesela 15 yaptığınızda ve render'a geçtiğinizde, render görevine geçtiğinizde 15 samples boyunca alır. Mesela bunu 5 yaptığımda gördüğünüz gibi 5 samples'lık render alır. Bu preview görüntüsü için geçerlidir. Mesela hakiki render alırken kaç samples almasını istiyorsanız da o zaman render bölümündeki değerleri değiştireceksiniz. Lightpass arkadaşlar Cycles ile Blender internal arasındaki bir platform gibidir bir nevi. Şuradaki bounces değerleri azaldıkça arkadaşlar Cycles render motoru Blender internal render motoru gibi, yani Blender render gibi render almaya başlar. Diffuse glossy transmission ve transparency değerlerinin azalması ile de Cycles render motoru Blender internal gibi render almaya başlar. Buradaki şablonlardan mesela full global illumination dediğinizde Cycles çok gerçekçi render alır. Işığın yansımaları çok ustalaşır. Direct light dediğinizde de ışığın yansımaları bir duvardan bir duvara yansıması olayı azalır. Shadows'u kaldırdığınızda gölgeler yok olur. Bu kaustiklerle alakalıdır. Bunu kaldırdığınızda kaustikler renderde gözükür. No kaustik dediğinizde de kaustikler yok olur. Motion blur eklemeye yarar. Bu shutter değerini 1 yaptığınızda 1 frame boyunca gerçekleşen hareketi referans alarak motion blur ekler Blender. Mesela 5 yaptığınızda 5 frame boyunca gerçekleşen hareketi referans alarak motion blur ekler. Bu ayar sayesinde node editöre girmenize hiç gerek kalmaz. Film arkadaşlar mesela burada output'tan PNG'de alfa formatındaki renderleri almak istiyorsanız aynı zamanda film bölümündeki transparent değerini işaretlemeniz gerekiyor. Böylece şurada gördüğünüz çevre arkadaşlar görünmez olacak ve PNG formatında render alabileceksiniz. Transparent'i kaldırdığında gördüğünü görmeye başlıyorsunuz. Örneğin şu harekette gözüktüğü gibi. Burada gökyüzünün transparent'i işaretlediğimde gökyüzü performans arkadaşlar daha hızlı render almayla ilgili bir durumdur. Static BVH, Use Spatial Split, Change BVH, Viewport'u 8 yaptığınızda ve final render'da Persistent Image dediğinizde arkadaşlar render süreniz oldukça kısalır. Stable Force ve Progressive Refine diyebilirsiniz. Bu da render süresini kısaltan özelliklerdir. Ancak bölgesel render almak istediğinizde Stable Force bu fersi işaretleyemezsiniz. Onun dışında Render Layers bölümü var arkadaşlar. Bu çok geniş kapsamlı bir bölüm. İşte render katmanlarını buradan ayarlarsınız. Post Processing bölümünde de arkadaşlar basitçe söylemek gerekirse Node Editor ve Sequence Render kullanıp kullanmadığınız size sorulur. Bunu kaldırdığınızda şuradaki video editing'de eğer eklemişseniz var olan Sequence Render'ları almaz. İşaretlerseniz alır. Yani zaten şu anda olmadığı için yine almaz. O da ayrı bir konu. Neyse. Compositing'de işte buradaki Node Editor'da ayarladığınız seçeneklerin geçerli olup olmamasıyla alakalı bir durumdur. Şu anda yani basit bir render aldığımız için bunları işaretlememizin bir anlamı yok. Evet, render seçenekleri bu kadardı arkadaşlar. Bunların üzerinde uzmanlaşırsanız çok daha kaliteli renderlar alabilirsiniz. Görüş ve önerilerinizi bekliyorum. Onun dışında burada gördüğünüz herhangi bir butona kafanız takılmışsa daha ayrıntılı anlatmamı isterseniz yeni bir ders hazırlayabilirim. Evet. Bugün dersi birazcık daha rahat anlattığımı düşünüyorum açıkçası. Çünkü ailemi az önce göndermeye başladım da ev şu an boş yani. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Daha sonra görüşmek üzere.